Gece yarısı yaklaşık saat 10-11 civarıydı. Pazardan satış olmuş mu diye hesabıma girip kontrol etmek istemiştim. Birden hesabınız engellendi yazısını görünce şoklar içerisinde kaldım. Hemen mailime girip neler olduğunu anlamam gerekiyordu. Okumamış bir ileti vardı. Hesaplarım süresiz kapatılmıştı. Başımı iki elimin arasına aldım, düşündüm. Sonra kendi kendime ağlamaya başladım. İyi de ben daha önce hiç bot kullanmadım ki. Birkaç adım ve saatin üzerinden hesaplarımı açmaya başardım. Sorunun benden kaynaklı değil. Benimle aynı ilde oturan sürgündeki bir bot yüzünden olduğunu anladım. Yani benim internetim kendi kendine reset atmış geceliği. O reset attığı IP'de benimle aynı ilde oturan bir sürgündeki bot hesabıyla karşı karşıya gelmiş. Oyunda beni bot zannet. O sürgündeki bot var ya. Kripsini var ya bulursam... Sonuç olarak endişelenecek bir şey yok. Sadece biraz zaman kaybettim ama hesaplarımı tekrar açmayı, aktif etmeyi başardım. Ama şöyle bir aksaklık oldu. Çare kasamadım. Gerçekten yetiştirmek için bugüne çok uğraştım. Size bu konuda söz vermiştim ama bazen işte hayat beklediğiniz gibi gitmiyor. Hani kostüm setini falan bile değiştim beyler. Set bonusu falan. Tavşana binince bu %125 falan oldu. Diğer kostümü falan mesela çıkardım. Denizci set %100 veriyordu. Uğraştım, çabaladım, yetişmedi. Normalde sırf %25 bonus için şu iğrenç kostümü... Şu Tight'ı kim buldu? Tight'ı icat edenin anası. Neyse, karşılaştığımız sorunlarla kafamızı yormak, bu konuda endişe etmek hiçbir şey çözmeyecek. Bakalım sahip olduklarımızda neler yapabileceğiz. Ya bir kayda giriyorum chat. Şu an hiç çaktırmayın. Kadir Reis. Kadir Reis ne yapıyorsun? Dur arabayı kodlu edeyim. Geldi şar. Kadir Reis ben sana şimdi bunu veriyorum. Buraya kat atacağım falan filan. Editte şey yapacağım. Bunu sen al Reis. Ben bunu 5 evsun yaptım. 6-7'sini ekledim. Senden bunu 25 puanı alıyormuşum gibi. Sen eldiveni koy şimdi buraya 25. Ama ne yapayım bak chat. Ne yapayım şimdi? Normalde 7 evsunlar 25 puan. Düzleri 25 var. Borç da aldım Kadir Reis'ten. Dedim ki bana alır mısın bunu? Param yok. Param olunca veririm ama ben bu edimini şimdi alsam ondan. Bana bırakmasaydı, güvenip bırakmasaydı. Hayır be, bir dinle abi, bir dinle. Kardeşim bu videolar kolay mı çekiliyor? Ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musunuz? Ben bunu 7 evsun yapmak için 1,5 gün harcadım. Hızlandırıcı güçlü eklemesi. Yani 1,5 gün mü kaybetseydim? Kadir Reis çok teşekkür ediyorum. 25 won borcumuzu buradan silmiş olalım. Arkadaşlar bugün borçlarımızı ödüyoruz. Mesaj silinemez. Ya ben yazdığım için... Favres de benim. Gerizekalı bir durum. Benim biraz moral bozuyor cebimden çok borç ödeyince falan. Dedim yavaş yavaş diğer hesapları da kapatalım. Bak çıtırdın. Hayda. Teşekkür ederim hayatım. Birazdan bunu deneriz o zaman. Şöyle bir ateş ayakkabısı almıştık. Söylemiştim. Efsun'un tekte gelmişti. 30-10 borç aldım ben bunu. Tekte 2 kalpe 10 kredik geldi bir Efsun'da. Saçım çok komik. Saçım animelerdeki ana karakterlere döndü. Hayatım sır. 6-7 atıyorduk. Sağ olsun bizim nerede kel? Şey Burak Bey nerede? A Burak Bey burada. Çık lan. Koli öyle bir efsun geldi ki yine bu sunucuda kalsak mı değişsek mi acaba ne yapsak? Sistemlerden biri daha gelmiş oldu. Biz anahtara biliyorsunuz ki alt katta katılacağız ve Koli'ye ben patron beceri hasarı istiyordum. Gelen efsun aha bu. 50 büyülü saldırı değeri 2 saniye boyunca buzun gücünü. Skill'de işliyor mu buzun gücü? İşliyor hayatım diye öyle biliyorum. Soğan Dağı'na harbiden bu sıcak günlerde Soğan Dağı'na gelmek bizi ferahlattı, rahatlattı. Buz böceği. Kolyeyi takıyorum. Ben buna şimşek çağırmayı koyduğumda buzun gücü artacak mı? Ve o şimşek çağırma o artmış buzun gücüyle mi vuracak yoksa bizim bir sonraki skillimiz mi artmış buzun gücü sayılacak? Buz böceğini önce bir vurup hasarımı görmek istiyorum. 50 buzun gücüne bir anlık çıktık. 27,5 falan vurduk. Bunun bir 20K'ya falan düştüğünü görürsek eğer beyler anlarız ki buzun gücü işliyormuş. 24K. Bir tane daha koydum buz böceğine. Yine 24 vurdu. 30 buzun gücü 3K mı hasar oynatır? Allah bir daha vurdu. 23K. Yok az önce buzun güçlü vurdu. Hem 50 bölü STR hem de arada 3K 4K buz işleyen slotlara vurdu. Oğlum ağaç hasarı blokladı. Son bir tane daha deneyeyim şuna. 55K girdi. Kritikli. Arada bir 3-3,5K hasar fark ettiriyor. Bizim bir itemimiz daha var. Kolye ve kaskın haricinde. Yeri geldikçe insanlar denemek istedikçe 6-7'sini denetiyoruz. Benim onlara ipim yetmez. Ben eldivene girişeceğim. Bu arada eldivene girmeden önce yeni petimi de sizlere tanıtmak istiyorum. Petlerden açayım. Beyler böyle bir pet aldık. Yine beni kasan arkadaşımızdan. Ne yapıyor lan bu garip garip hareket? Bu beni garip bir hareket yapıyordu. 30-10 aldık. 30-10 karşılığını aldık. Yine beni kasan arkadaşını aldık. Yalandırıcı bizim sağ olsun. Olmasa muhtemelen ben pet bulamayacaktım. Satan eden yoktu. Bir de Melih kardeşimiz birazcık app verdi bize. Al dedi yayında Efsun'u atarsın 6-7 atarsın Ömer kardeşim. İçimden eyvallah dedim. Şimdi eldiven o kadar sıkıntılı bir item ki. Tamlık ve zekanın bak gelme ihtimali yan yana o kadar yüksek oranla gelme ihtimali çok zor. Gelebilir beyler. Olabilir yani bunlar yani tam oran gelmeleri zor ihtimal. Tam orandan bahsediyorum.
12 tamlık zaten çok zor geliyor. Allah Allah. Ulan mesela söyledin ama. Tamam ulan o zaman 12 tamlık 12 zeka yan yana getiremez. Yiyorsa getir hadi. 12 tamlık 12 zeka asla yan yana gelmiyor beyler. Hadi sabahtan beri beni göt ediyorsun madem. Hani öyle oynayacağız. 12 çevik geldi. Madem böyle oynayacağız. Gelmez abi 12 tamlık 12 zeka. Yan yana hiçbir şekilde koşulda istisnai durumda havada. Karada, çivili yatakta, denizde, yatta, hiçbir yerde gelme. A, gel artık lan oğlum çok iyi. Çok zor beyler bunu getirmesin. Neyi bozsun lan? 12 tamlık 12 absorbe mi bozsun? İkiz bayılması da mı var? Öyle bir efsun mu bozdum ben az önce? Kaç para ederdi beyler o efsun? 10 ep absorbe, 12 tamlık 8 bayılmayı bozdum. Abi ne yapayım? Slow motion'da efsun mu atayım ben artık? Neyi bozdum, neyi hata yaptım bilmiyorum ki. Beyler ne üstüne geliyorsunuz? Ne için diyorum ya? Satar 12 zeka 12 tamlık mı alırdım? Ya bundan sonra 12 tamlık geldim mi duracağım beyler? Gene bir yerden zarar ettik. Yanlış efsun değiştirdik. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? 12 tamlık bir daha gelmiyor bile. Bırak hani yan efsunları falan. Ben bir gün Aksoy şu PM'e bak sıçacağım sabah adam donate atıyor. Sıran Engin deminden beri çok gergin ya. Hayatım sar. Kesinlikle hiç agresif, gergin olmadığım bir kayıttan tekrardan merhaba. Muhteşem abi sağ olsun bizim. Oh yoruldum. Kolyeyi değiştirdik. Sordum, soruşturdum. Anahtarcılar kesinlikle patron beceri daha iyi dedi. 4 geleceği tuttu. Muhteşem abiye teşekkür ederiz. Biz kaska veya eldivene de girmek ister misin? Var mı Altid'in, Efsun'un, Epin? Başka var mı atılacak? Daha neler var Red Black Race sen? Daha ne bir sürü ver mi? Vereyim hem. Ya sıkıntı yok en fazla bir antika yakutumuz gider Kadir Reis. Önce Onyx'i getirmesine gerek yok. Hayatım star. Bir tane antika yeşim donate almıştık hatırlıyorsunuz. Simyacı'ya hiç uğramadığımızı fark etti. Uyutulma kampanyasına çok olumlu bakıyorum. Yasayı çok beğendim. Simyacı'nın da eğer evlatlık edilmez 30 gün içerisinde uyutulmasını talep edin. Simyacı için kapınıza her gün 2 adet antika yakut bırakmayı unutmayın hayatım star. Yaşlandığınız zaman bak adam başkalarına ihtiyaç duyuyor. Yani 2 antika yakut bırakmayı unutmayın kapınız önüne. Az önce chatten Meter Kere istedi ki ben yeşim basacaktım. Bir de yakut aldım. Dedim ki bu yakutlar C6 hayatta yanmaz dedi. Allah Allah dedim. Hani nasıl bu kadar kendine eminsin? Var mı bir iddian? Onlar yansın ben sana Tertonix vereceğim. Dedi mi demedi chat. Chat'e soruyorum ha. Ben elimi kolumu çektim. Beyler dürüst olun. Önce yakutumu basayım yeşimi basayım. Sonra Ömer işte yeşimi bastın. Yakutun şansı orada gittiydi bilmem ne falan filan istemiyorum. Yakut bas geçecek. Hadi ilk yakutu basıyorum. Hayatımda herhalde ilk defa yakutun yanmasını istemiyorum. Eğer ki bu yakutlar yanar da bize o Tertonix'i vermezse kanaldan banlarız. Ona göre. Ya aman anam. Hay anasını avradını bilmem ne yapayım ya. Ya kambur başka zaman geçirmezsin ya. Şu an kazandım 2-10 para. Adam Tertonix 15-10 getirecekti ya. 2-10 kazanmıştık. Antika yeşim 80. Hem şimdi bunu yakar. Buradan kar bir 10'a düşer. Ha ben biliyorum abi. Ben başıma geleceği biliyorum. Yeşim Allah bela. Yeşim neden yaptın bunu? Beyler 20 tane efsunumuzu gene çektik. Hani şanslı gibiyiz. Bir şeyler gösteriyorsun gibi bize. Şu 12 tamlığı bir daha bir versene. Yanına da böyle bir zekalı mekalı. Hani 8 zekaya da okeyiz. 12 güç 6 zeka değil. 12 tamlık olsa ona bile dururum. O kadar kötü durumdayız. Gariban durumdayız. 8 çeviklik falan filan. Kısa yazılı şeyler gördüğümde zeka, güç. Makul bir şeyler söyle gözünü seveyim. Ne söyleyeceksin bilmiyorum. Güç eldiveni. 4 tamlık falan filan deme. Asabımızı bizim bozma burada. Gerçekten verecekmiş Tertonix. Hayatım bir versene bakayım şunu bir. Gerçekten verecek miydin hani emin olmak için? Bizde yalan yoktu. Bir bakayım hani verecek miydin gerçekten? Dolandırıcı bir adam ha dikkatli. Hayatım star skillleri de en azından G10 seviyesini çıkartacağım. Zenler inanılmaz pahalı. Şimşek atma yine birkaç tane okuruz. Sıralamamız yettiğince, zen fasulyemiz yettiğince. Ancak şunlara bir Grandmaster yapalım. Bu arada çabukluk da önemli çünkü deme süresi -26. %26. Büyü hızıyla işler mi bilmiyorum ama %26 ekstradan büyü hızı şu an M10'da. Grand'da kaç verecek mi? Master 1'de bu arada -%20 falandı. Çok artmamış. Belki bunu pay yapmam. Grant oldu mu? %30 oldu. Yani beyler bakın şimdi şimşek çağırma yükleme süresi 10 saniye. Buraya koydum 5 saniye. Niye 5 saniye? Hatta buraya şimşek topunu da koyayım. Bunu bastım kardeşim. Yan oynattım. Yine 5 saniye. Bu düştü mü? Bu da düşmedi. Niye aşık lan biz bunu o zaman? Hayallerimle oynadın orada. Biz şimşek atmadan devam. Neyse çara değer katmıştır. Belki bir şey yapmıştır. Bilmiyorum arkadaşlar açtık işte. Bu G10'da G'de kalsın. Bunu P bile açmam. Allah cezasını versin. Gece Zodyak'ta çarı yapayalnız. Zodyak topraklarında bırakırım. Artık gittiği yere kadar devam ederiz. Şu anda şimşek atmamızla Grandmaster'da bu hasar veriyor. Görüntüsünde bir şey değişti mi? Oo, bu iyileştirmeci şamanın Grandmaster halleri çok güzel. Ama mesela şimşek çağırma da öyleydi. P yaptım ama Master 1 gibi duruyor.
Hiçbir efekti yok. Şimşek pençesi sade mi? O da çok sade abi. İnşallah şimşek atma öyle olmaz. Bu arada içeride çok şimşek olduğu için beyler benim saçlar biraz kalktı. Aa, şapka yine geldi. Ayda. Eldivende işler çok karıştı. Aynı kaska kolye yaptığımız işlemi eldiveni Big Devo'ya verdim. Çok can sıkıcı bir olay yaşandı. Bu arada Muhteşem abiye teşekkür ediyoruz. Ona da bir 20 bonu daha veriyoruz. 50 büyülü saldırı değeri için. Ona da teşekkür ediyoruz. Şaman kaskını gerçekten çok zor yakalanıyordu. Eline sağlık reis. Hakikaten muhteşem bir abi. Beyler eldivene de. Yani 5 patron beceriyordu. 5 patron saldırı hasarı geldi. Diğer çara geçiyorum. Gördüğünüz üzere bizim ninjalardan birisi boş. Hatta bizim kendi ninjamız da boş. Çünkü havalar sıcaklığı üstüne çıkartalım diye. Beyler ninjaları bozma kararı aldık. Ben artık biliyorsunuz ki anahtara gidiyorum. Ninjaları bozduk. Daha fazla bu sunucudaki won değer kaybetmeden. İkimiz de kendi oynayacağımız sunucuda Emir Reis ve ben. Kendi geçeceğimiz sunuculara geçmek istiyoruz. Wonları oralara aktaracağız. Orada hesaplarımızı dizeceğiz. Buradaki şamandan birkaç bölüm daha devam ederim. Anahtarı falan filan deniriz. Ondan sonra ben Lucifer'a geçmeyi düşünüyorum. Bunun bilgisini vermiş olalım. Böylece çarları bozmaya ilk adımımızı atmış olacağız. Kesene bereket, sifta senden bereketi Allah'tan olsun. Tabi bir de aynı zamanda şeyi de attık bu arada. 56 ortalama hançeri de attık. Ona da teklifleri bekliyoruz. Kaşa gider, nasıl olur, ne gider bilmiyorum. Beyler birazdan Muhteşem abi için 50 bonu kuşak alacağım. 50 bon verdi ama yamyamın bir tane kuşağı varmış. Dedi Ömer atar mısın? Hala bu arada 25 yemiş getirene 110 para veriyoruz. 24 getirene de. Abi şu sohbet satırını kapatmayacağım. Geçeceği varsa geçiyor. Ne geleceğini görelim. Atlama efekti gelmiyor ki heyecan yaşı. Bir efekt gördüğümüz yok. Al ya 22 aynı şeyi. Bu taşı okumak için kaydedeyim. Asla tablo kitabı da okuyacaktım. Sonradan hatırladım şampiyon olmadığım için okuyamayacağımı. Dedim bari birazcık ruh taşını okuyalım. Birazcık zenimiz var. Nereye kadar gider hiçbir fikrim yok. Gittiği yere kadar devam edeceğiz. Aynı zamanda Muhteşem abi de burada atsın. Efekt nefek patlarsa görelim. Tamam, yalnız şimşek atmanın hiç geçişini göremedim daha. Oğlum G2'ye basıyoruz lan. G2'ye geçeceksin lan. Ha? Yani biz Ahmet. Kardeşim bu şimşek atmanın. Bak bu kadar çok yaktıysa böyle G3'e kesin tek atarız. Hata dedi. O zaman G3'e şimdi kesin geçer. Niye geçmiyorsun? Senin derdin ne? Aa dur bir dakika. Vallahi efekti gördüm beyler. Yemin ederim efekti gördüm. Ya reis bize bastırtmadın şunu kontten çıkartalım diye. Efekti gördük. 23 oldu. Bollerin döndü sen Batman değil. Ben Batman. Batman. Ver şunu diyor. Beyler kasıcı çok bayağı siniri bozuldu adamın. Kasıcı şimdi birazcık kuşak deneyecekmiş arkadaşlar. Denesin. Canı sağ olsun. Lan adam bir şöyle bir patlama efekti bir göstersin şöyle bir. Sana şöyle bir abdesti verdim. Sen de az önce abdest yoktu. Şu patlama efektine en çok senin ihtiyacın var kasıcı. 25 yaparsa bu arada bütün zararını kapatır. Bu adam bu 110'u alıp gidecek ya. Zararını başka şekilde kurtaramaz bu adam. Hız da vereyim bu adama. Saldırı artı da vereyim. Yaparsın bu işi reis. Dedim ben kuşağı. O reis dur. Bu adam ahirette karşıma çıkarsa hesap veremem. Beyler kuşak ısındı bu. O zaman Toretto gelir abicim. Her şey aile için. Toretto geldi dedi ki her şey aile. 5 tane kuşak. Kaç para? 15 won. 5 hemde bak. Hiçbiriniz şu hareketi yapmadın. Aslında parasını bir tek bu adam getirdi. Eğer ki bu adam da geçerse. Demin ki Ömer sen hile mi yaptın? Hurda mı yaptın? Bu adam gerçek bir aile adam. Everything for my family. Oğlum geçti zannettim arkada efekt patladı. Hadi bakalım 5M basma parasını da aldı. Kardeşim bak artık kuşak yeter adam bak parasını da verdi. Özellikle geçmesini istiyorum. Kasıcı burada bekle bu arada geçerse bana söyleyecek. Attan inerken basayım. Tavşana böyle tavşan yapayım size böyle. Tavşana binip iniyorum. Ne oldu? Yine o 23. Denemediğim totem. Astronot Meral'i çağıracağım Mesut. Alayınız orası. Geçir artık. Yeter daha milletin bitirdin kuruttun artık. Enun arkasına yaslanayım. Yaslanayım hayat. Şöyle yapayım bir de. Altımda tight da ver. Tam saplarken vuracağım diye. Ben size ne dedim? Bu adam parasını verdi geçirecektim. Tam da Teo'ya sallarken. Bir dakika şimdi 24 mü geldi? Heyecanlanma çok 24 geldi diyor. Kardeşim sen benim... Saçlarımı görüyor musun? Başka bir özelliğim gelmedi. Bu adam ne chatten yazdı ne PM attı. Getirdi 5 kuşağını verdi. Efendi gibi 5 emini verdi. Belki şimdi buradan 110 alarak ayrılacak. En kötü 30-10 kazandı onu söyleyeyim. Ama olur da 25 emiş geldiyse bu gece buradan 85 won kazanarak ayrılacak. Bir de birkaç kişinin ahını alalım. Buradan ayrılmış olacak. 24 emiş. Vasatın üstü ve ucundan döndü. Kendisine 30 onunu biraz daha takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu.
hayırlı olsun 30-10'u. Ama hakikaten kasıcıya böyle bir tık üzülmedim değil. Adamın ahı bir süre üstümüze olacak, onu söyleyeyim. Hayatımızlar bayağıdır güzel bir sandık açımı yapmadığımızın farkına vardık. Bayağı bir sandık topladık. Kimisi Bakcan'ımı dedi, Bakcan'ımı aldı. Kimisi Jotun dedi, Jotun aldı. Hidra isteyen oldu, onları da kırmadık. Altın cevheri hayatım zaten envanterim kısıt ama teşekkür ediyorum. Şans getir. İyi ver hadi ver. Oğlum adım Bayan Döven, senden gelecek şansım. Jotunları açarak başlıyoruz. Jotun'dan ya biz sandioksit sandığı açalım istedik. Sen kalkanı çıktı. Sandioksit istiyoruz hayatım. Nemere'nin sandığını açmak daha mantıklıydı. Ancak oğlum o iki açım mıydı, hemen bitti o ya. Bakcan'ımın iki katıydı. Biz de o yüzden bu fiyatlara bunu almayı tercih ettik. Şu ana kadar başka hiçbir şey çıkmadı. Jotun'u da açalım diyen kim dediyse onu buldum ya. Bağırta çağır. Jotun'dan battık, onu söyleyeyim. Bu saatten sonra Bakcan'ımdan bir tane titandioksit çıkmazsa eğer şayet çok fena battık. Hidra'dan çıkacak metal de kurtarmaz bizi, söyleyeyim. 6 bon para verdik beyler buraya. Bir tane titandioksitin çıkması lazım artık. Oğlum bu ne? Yani Hidra'dan da iki tane metal atamayacağına göre beyler buradan bir 6 bon zararımız var. Geçmiş olsun. Şu cadıyı canım sıkıldı. Şu an birini atacağım. Harbiden kasıcının ahı tuttu. Kasıcının laneti. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Başka hiçbir açıklaması. 6 bon bize sapladı. Nasıl berbat bir açım? Hiç mi bir şey çıkmaz lan için? Mühendis. Beyler mesela bak bu adam 19 alalım. Yançar'dan itemlerini aktarmış. Pot mod basıyor. Skill'le falan kesmeye çalışıyor. Zorlanıyor. Bu adamlara mesela gerek yok bu tarz şeyleri yapmayalım. Başka hileci mileci varsa oraya atalım. Vay oru. Hileci mileci oldu kardeşim. Millet hilecilerden yakınıyordu. Canı sıkılıyordu. Abi bu hileciler bitmedi falan filan. Yok mu hileci, hemen atalım buraya. Oğlum bu ama var ya ekstra gariban bu adam. Ben para vereyim ya bu adama. Reis. Hayır bak beyler, şimdi yanlış anladınız. Bu cadının içinden çıkacak artı 4 canavar, artı 7 cennet kolyeler, artı 4 hız taşı. En az bir von falan bırak ya. Adama onem verdim. AFK'ymış. Cadıyı görünce muhtemelen bilgisayar başına geçer. Bir von alsın cadıdan. Öyle mi? Sakın kayıtta vurma, ağzını yüzünü kırarım ya. Beyler engelledim diye sabahtan beri bana vurdu. Çarda da bir şey yok. Gel seni yumrukla döveceğim. Gel buraya gel. Zararı çıkarmamız lazım. Altın cevher hadi bu sefer alayım, ver. Geçen sefer ne yaptık? 3 tane cennetin gözü bileziği. Bak 2 tane aldık. O zaman başlangıçta yapmıştık. Bu sefer bitirirken yapıyoruz. 1 tane alırsak yine sıkıntı yok. Kötü. Başla bak. Tek atamadık. Bu kötü bir şey. Tek attık mı? Üçüncüyü de alma ihtimalimiz vardı. Buradan 2 defa üst üste geçmesin ihtimali yok. Ama umarım bir tane alabilirim. Hocam bak buraya ben 4.5 10 para ver. En azından bu geçsin. Çünkü bu geçmezse geçen 10 bin kar ettik başlangıçta. Bu sefer 10 bin zarar edeceğiz kapanışta. Ben bu oyunu nasıl göremedim? 6 bin az önce orada, 4 bin burada. Yanacak mı gerçekten? Tandırdım. Siz benim cennetin gözü bileziği basamayacağımı düşündünüz mü? Ya ben zaten biliyordum kardeşim geçeceğini. Umarım siz de videomuzdan keyif alıp eğlenmişsiniz. Bak. Tam ekrandan çıktıysan aşağıdan like'a bas. Hayatım hemen kapatıyorsun gidiyorsun yani. Daha yapacağımız çoğun birkaç parça item kaldı şamana. Onları yaptıktan sonra ve şampiyon ettikten sonra şarımızı artık anahtara girebilir. İnşallah. Geçen inşallah demeyi mi unuttum, ne oldu? Başıma gelmeyecek bir bot kullanımından ban yedim. 31 bin abone olduk. Bunun için teşekkür ediyorum. Hala abone olmayanınız varsa bak bazılarınız olmadı. Aşağı gir hayatım, aşağıdan abone oldum mu olmadı mı bir kontrol et. Kendinize güzel davranın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, bu akşam bizi dinlediğiniz için, bize dayandığınız için arkadaşlar. Hayırlı geceler.